çok güzel bir soru gerçekten. Şimdi bununla ilgili bir sürü spekülasyonda bulunmak. Bir kere spekülasyonda bulunmaktan, bu felsefen alanından ilk başta bahsediyorum, bilime geçeceğim. Spekülasyonda bulunmaktan kaçmamak gerekiyor. Bu spekülasyonun tutarsız olacağı anlamına gelmiyor. Tutarlı spekülasyonlar, yani bazen spekülasyon kelimesi yanlış anlaşılabiliyor. Tutarlı bir takım felsefeler geliştirmek, örneğin fenomenolojiden Husserl'in geliştirdiği faydalanmak, eski Yunan'dan gelip bütün felsefenin sorunlarını yeniden tartışmak ve buradan açılımlar yakalamaya çalışmalıyız. Burada zihin felsefesinin iş düştüğünü düşünüyorum. Bu iş düştüğünde aklıma bu sizin söylediğiniz soruda farklı çözümler olarak ne gelebilir? Şimdi spekülasyondan kastım o zaten. Örneğin biz bilimsel olarak hep şey düşündük. Bunu söylerken çok fazla umarım akademik çevreden şey görmem, sopa görmem. Dediğim gibi bu kritik konumda olmak zaten o sopa görmeyi aslında bir tarafta cüret etmek anlamına geliyor tabii. Biz nedensel ilişkiler örneğin. Nedensel ilişkileri nasıl anlıyoruz? Aristo'nun efficient causes dediği. Yani aşağıdan yukarıya doğru ta en aşağıda parçacıklardan daha yüksek düzeylere doğru bir nedensellik ilişkisini her zaman tasavvur ediyoruz. Bu şekilde bilim yapıyoruz örneğin. Teleoloji, yani elekselcilik bilime aykırı bir şey. Modern bilime aykırı bir şey. Ama neden düşünmüyoruz aynı zamanda bu şekilde? Yani bunu düşünmeyi en azından düşünmekten korkmamalıyız. Anlatabiliyor muyum? Buna karşıyım deyip, buna karşı olanların sebebini anlıyorum. Onlar dinsel argümanlara karşı kendilerini konumlandırmak için bunu yapıyorlar. Ama biz bundan korkmamalıyız. Yani teleolojiden elekselciliği tartışırken örneğin, yani daha kompleks bir sisteme giden, daha alttan başlayıp kompleks bir sistem. Çünkü sonuçta beyin kompleks bir sistem. Giden gidişatın kendisiyle ilgili örneğin zaman içerisinde, ilerideki bir zaman, geçmişteki zaman nasıl etkiliyor? Burada böyle bir soru başlıyor. Yani bu bizim bildiğimiz modern bilimin sınırlarının dışına çıkabilmek anlamına geliyor. En azından felsefeciler bunu tartışmalılar. Açık yüreklikle bunu yapmalılar. Bunu yaparken işte dinselliğe düşeriz korkusundan sıyrılmalılar bir kere. Abdestlerinden emin olmalılar diyorum ben buna. Bilim yaparken şu anki paradigmanın dışına çıkmamız tabii şu an için mümkün değil. O yüzden ben direkt size bir araç öneremeyeceğim. Ama aklıma gelen şeylerden bir tanesi, beynin kendi işlevsel üniteleri olarak hep nöronları düşünüyoruz mesela. Ama şimdi biliyoruz ki nöral topluluklar var. Yani beyin, işte bir takım Alman örneğin materyalistlerin ya da şu anki bazı insanların söylediği gibi karaciğerin safra salgılaması gibi ya da böbreğin üre üretmesi gibi kanı temizlemek için, beyin zihni üretir diyenler var. Halbuki beyin işte böbrekten çok farklı. Çünkü böbreğin işlemsel ünitesi diyelim, işlevsel ünitesi, fonksiyonalitesini belirleyen birimler, işte nefron deniyor ve tüpümsü bir yapıları var. İşte filtre, süzgecimsi bir yapıları var aynı zamanda. İşte orada biyologlar bakarak nefronda böbreğin işlevini görebiliyorlar. Böbreğin ne yaptığını görebiliyorlar. Biz tek bir nörona baktığımız zaman beynin ne yaptığını göremiyoruz aslında. Sadece sürekli korelasyonlara bakıyoruz. Yani bir takım zihinsel faaliyetleri gerektiren paradigmalar üretip o paradigmaların karşılık düştüğü nöronal faaliyetlere sadece bakıyoruz. Onun yerine onlarca nöron, yüzlerce nöron, binlerce nöron, yüz binlerce nöron örneğin EEG ile bakmak durumunda kalıyoruz zaten. Bu ve aynı zamanda fMRI level'ına çıktığınızda, yani oksijenleşme miktarını ölçtüğünüzde daha da büyük region'lardan bahsediyoruz, değil mi? Bölgelerden bahsediyoruz. İşte frontal korteksten, amigdaladan, subkortikal, kortikal yapılardan. Bu kompleksite, yani tek nörondan yukarı çıkarken ne oluyor da bu kompleksite üzerinde, yani bir görüş bu tabii, bilinç zuhur ediyor, bilinç ortaya çıkıyor. Mesela görüşlerden bir tanesi bu. Yani metodolojik olarak yapılması gereken şeylerden biri. İkincisi, hemen hızlıca bunu geçiyorum, sosyal nörobilim. Bu da yeni gelişmekte olan bir alan. Yani nöronlar ve nöroyal topluluklar arasındaki haberleşme dışında bizim kendi nöronlarımız arasında da haberleşmeleri yapılan pek çok çalışma var. Yani bellekten bahsederken bellek sadece beynimde aranması gereken bir şey değil. Başka beyin bedenlerle olan ölçülebilir ilişkilere bakılması gereken nokta olabilir. Bu sadece yeni metodolojik yaklaşımlar hakkında bilgi vermiş oluyor. Tabii daha devrimsel bir paradigma ayrı bir durum.